Değerli hocamız, Allah razı olsun, yoruldu, oradan buraya zahmet çekti. Kendisinden bu güzel sohbetinden faydalanmak için salavatlarla buraya davet eder hocamızı. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bu cümleyle başlayalım. Evvel Kur'an okunanda ve diğer hatipler konuşma yapanda bana tefsir eyledi. Her bir konuşmacı sanki birbirini tamamlayarmış gibi öyle bir güzel hava yarattı ki benim ruhani dünyamda. Birincisi Kur'an-ı Kerim'den başlandı. Kur'an-ı Kerim'in İkinci suresi, Bakara suresinin evvelinden başlandı. Benim canım feda olsun o Kur'an okuyanlar dedi. Elif, la, mim, zalikel kitab. Yani bu Kur'an-ı Kerim apaçık bir kitaptır. La reybe fi, içinde hiçbir şüphe yoktu. Ama bu ayetin sonu can alıcı noktadır. Huden lil muttaki. Sadece takva ehlini hidayet eyler. Onun için ben Ali Aleyhisselam'ın mahallesinde gönlümden geçen birkaç dakika önce karar aldım ki bu beytim. Ali zikru ibadet. Kalbimdeki hararet eden bize şefaat. Ali, Ali, ya Ali. Cemalime salavat getir. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve Aşil. Bakara suresinin birinci ayetini okuduktan sonra gemgin olmayın. Buraya gelenler ancak hani onlar ki gelebilmirler, özürlüdüler. Onların payı aynı paydadır. Bizlerden beraber gönülleri burada da imkanlar yok diyenler, yalan hasretler var. Ama başkanımız konuştu. Buraya Allah'ın evine yardım edenler ikinci ayete maruz kalanlardı, nasiplenenlerdi. Nedir ikinci ayet? Buyurur ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Onlar ki hidayet taptılar, Kur'an onları hidayet eyledi, onlar müminlerdiler. Öyle bir müminlerdiler ki gayba inanırlar. Ve yuqimun es-salat. Namazı ayakta tutarlar. Ve yutun es-zekat. Zekatı eda ederler. Yardım ederler. Allah'ın yolunda canlarıyla, mallarıyla feda ederler. Bu da bir birbirine bağlayan nokta. Ama İmam Ali Aleyhisselam'ın hakkında ne diyebilirim? Ben acizem. Son hatibimiz, kardeşimizin, ben gazeteci kardeşimin de sünnetine geleceğim inşallah. Hepsini yığırım. Hemen benim manzaramda, aklımda, yüreğimde ve niyetimde halisane isteyelim sizlerden paylaşalım. Ali Aleyhisselam, gazeteci kardeşimiz dedi, bizim liderimiz, rehberimiz Ayetullah Hamile'ydi. Onu büyüten şahıs, ders veren şahıs, rahmetli İmam Hümeyni, Allah ruhunu şad eylesin, buyurdu Hamile'yi ben büyütmüşüm. O hanın sohbetlerinin birisinde şahit oldu, televizyondan elbette. Dedi, Ali hakkında, Emir-i Muminin hakkında, ne diyebilirim? Biraz daha ileri gitti. Kim ne diyebilir? İyiydi ki ben susum.
bir şey demeyeyim. Ama kamil insanın hakkında birkaç tane noktaya değindik Mahmud Bey. İmam Ali Aleyhisselam'ın vilayet bayramıydı bugün. İsmail kardeşimiz, Hacı İsmail başkanımız bundan bir hafta 10 gün önce bir video yayınladı WhatsApp grubunda. Ümit ederim ki o hatibin, alimin tercümesi alt yazında yazılmıştı. İnşallah hepiniz agahsınız ve işitirsiniz, dinleyirsiniz. İslam'da iki tane meşhur bayram var Müslümanların, dünya Müslümanlarının arasında. Biri Fıtır bayramıydı, Eyd-i Fıtır dediğimiz Ramazan bayramıydı. Biri de Eyd-i Adha, Kurban bayramıydı. Meşhur olan, malum olan, bize gelip çatan, bizimle yaşayan, bizim bunlardan beraber iç içe olduğumuz bilincimizin altında olan iki bayramdı. Meşhur bayram, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı. Bu iki bayramdan daha üstün bir bayram var mı? Yenilerde yıllarımızı diyebilirim. Asırlarda yıllar, onlar yılı önce meşhur değildi, malum değildi. Açık ve vazih değildi. Yenilerde, son yıllarda kulaklara geldi, çattı. Ne? Kadir Bayramı, Kadir Gecesi hatta ve Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'ndan daha üstün olan bir bayram var İslam dininde. O da Kadir-i Hum Bayramı'dır. Bunu nasıl ispat edebiliriz? Ben böyle düşünürüm ki her Müslüman bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini kabul eder. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bu ayeti az çok hepimiz işitmişik. Ehli olak olmayan. Şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüher Resul. Ey Risalet sahibi olan Peygamberimiz. Bellih. Tebliğ et. Mâ unzile ileyke min rabbik. Sana nazil olan Rabbinden gelen emri. Emir var burada. Veda haccı. Yani ne veda haccı? Yani Peygamberimiz, eğer her Müslümana sorsa Peygamberimiz ne zaman peygamberliğini ilan etti? Herkes malum, bilmeyenler de bilsin, 40 yaşında ilan etti. Yani 40 yaşından önce de peygamberdi. Evvelde de peygamberdi. Ama ilan ettiği, cemaate çatırdığı 40 yaşındaydı. 40 yaşından 63 yaşına kadar yaşadı. 23 sene peygamberlik yaptı. Bu Kur'an-ı Kerim 23 senenin içerisinde yavaş yavaş tamamlandı. Ayetin devamında ilginç olan bir nokta var. Buyurur ki eğer tebliğ etmezsen fema bellekte, eğer tebliğ etmezsen bu risaletini nakıs bırakmış olursan, eksik bırakmış olursan, tamamlamamış olursan. İlahi ben sorurum öz özüme bir Müslüman olarak 23 senede peygamberim demediğim ne kaldı? Her bir şey dedi. Evvelde de dedi. Ortada da dedi, ahirde de dedi. Ama burada büyük bir emir var. Olan gelişen olay Hazreti Ali Aleyhisselam'ın o kadar emirler söylerdi, evvelde nelerini çektiğini, hatta ve hatta ilginç olan küçük sırlar var ki ben şimdi sizlere açıklayacağım onları. Ama yavaş yavaş istiyorum gidelim oraya. Tarihte var ki yazılılar 130 bin hacı, az veya fazla.
Peygamberin son hacıdır. Kim istemez peygamberden beraber hacı son defa yapsın? Allahu Ekber. O iştiyak peygambere herkeste var. Onun için katılım, netice, mantıksal olarak çok iyidir. Bu ayet nazil olandı Cebrail Aleyhisselam'ın vasıtasıyla. Yani ey peygamber 23 senede ne yapmışsınsa, ne kadar tebliğ edipsen, Allah yolunda mücadele edipsen, Allah yolunda infak edipsen, eziyet çekipsen, mezlum olupsan, sevinipsen, bütün emelleri yerine getiripsen, bil ki eğer bunu tamam söylemesen 23 senede yani hiçbir şey yapmış olmamış sayılırsın. Bu emir neden? İşte sorun da burada adam. Teknoloji gelişir, YouTube'dan, televizyonlardan yavaş yavaş artık duyuruk. Hatta telefonumuzu alır direktmen. Geçen bayramda ben arz ettim. Sizler alime ihtiyacınız var. Eğer birisi öldüğü zaman cenaze namazını kılmak için. Çünkü sizin millet olarak bu işi yapmırsınız. Ama bir Müslüman olarak vazifesi her Müslümanın diğer bir Müslümanla cenaze namazı kılması farzdır, vaciptir. Ama birisi yerine getirdikten sonra diğerlerinden muafılar. Hazreti Peygamberimize bu emir geldiğinde Hazreti Ali Aleyhisselam cemaate dedi, herkes o develere yüklediği semerleri toplasın bir yere. Atların semerlerini topladı, büyük bir tepe yaptı ve orada Kur'an'ı açıkladı ve emirleri Allah'ın açıkladı ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın elinden tuttu, bir cümle dedi. Dedi, ey insanlar, ben size, Allah benim Mevlam'dır. Ben de bütün mümin ve müminelerin Mevlasıyım. Soru sordu, ben size nefsinizden evlamıyam. Bu var. Herkes dedi, evet ya Resulallah, canımız, malımız yolunda feda olsun. Atamız, anamız meşhurdu Araplarda bu cümle. Bizim bazı Müslümanların içerisinde de meşhurdu müminlerin. Atam, anam sana feda olsun ya Resulallah. Onlar da bunu dedi. Dedi, kim benim Mevlası bilirse, benden sonra Hazreti Ali'nin elini kaldırdı. Benden sonra benim Mevla, sizin Mevlanız budur. Buraya kadar işitmiş. Şimdi Hazreti Peygamberimiz sıcağın şiddetinde yeni bir şey isteyelim diye. O sıcağın şiddetinde cemaatin o katılımında millet sıkılır, sıcaktı, tahammülsüzlük, taşalım. Dedi Peygamberimiz benim, gelsin herkes Ali'yi tebrik etsin. Dedi, ahı ya Resulallah bu kadar cemaat, hiçbir günün işi de yok. Bile bakırsan üç güne ancak biter tebrik olayı. Dedi biz oturarız, herkes gelir. Üç gün Kadir-i-Hum, Peygamberimizin zamanında o Kadir-i-Hum olayında kutlandı. Herkes geldi. Dedi ve hanımlar ya Resulallah, onlar ki namlarlarla Hazretleri el vermezler. Dedi getirin bir kap su, Hazreti Ali elini sürsün içine, bütün hanımlar da gelsin, o suda parmaklarını değdirsinler, biat etsinler. Herkes biat etti. Bakın, bakın, leke ya emirel mu'minin. Bu bir olay. Hazreti Ali İbn-i Abbas'tan ben isteyeyim anlatan Peygamberimizin amcası. Hatta Muaviye ile olan bir olayı isteyeyim anlatan. Bir gün Muaviye Medine'ye gelir. Medine'ye gelir. Muaviye'nin valisi, Medine valisi ve Muaviye'nin etrafında
yalaka olanlar gelirler deyirler ki ey Muaviye, İbni Abbas Kur'an tefsiridir. İbni Abbas da meşhur tarihte Kur'an tefsiri etmektedir. Dedi Muaviye deyir, bu Haşimoğullardır. Vahiy evinin akrabalarıdır bunlar. Ben bundan pençe penceye düşmeden İbni Abbas Kur'an tefsiridir dediler. İşim yok. Değil Muaviye, işin gerçeği bu değil. Tefsir eden de hakikatta Ali İbn Ebi Talib'in faziletini anlatır. Nece faziletini anlatır? Değil İbn Abbas'ı çağır. İbn Abbas gelir. Değil İbn Abbas sen ne yaparsan ne yapacaksın? Kur'an tefsir ederim deyir. Değil ama sen Ali'nin faziletinden söz edersen. Değil Muaviye, ben sözüm burada. Sen bu hadisi işittin mi Peygamberimizden? Çünkü İslam dünyasındaki yaşayan Müslümanların bazıları değiller ki Muaviye vahiy katipliği bile yaptı. Yani vahiy gelirdi, Muaviye katibiydi, yazarıydı. Değilsen bu hadisi işitirsen Peygamberimizden meşhurdu yoksa yok. Ne hadisidir? Peygamberimiz buyurdu, kim bu Kur'an-ı Kerim'i kendi reyine olarak, kendi çıkarına olarak tefsir ederse Allah-u Teala kıyamet gününde onun karnını ateşle dolduracak. Evet, bu hadis çok meşhurdu. Değil ey Muaviye, söyle bakalım, ben bu ayette nasıl tefsir ediyorum? İnnemâ veliyyukumullah. Şüphe yok ki Allah ve peygamberi ve ruku halinde zekat veren sizin velinizdir. Değil sen bu ayeye niye takılırsan? Bilirim bu ayet Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ruku halinde zekat verdiği ayetti. Yani Hazreti Ali'nin şanındadır. Burada takılma, başka bir ayet oku insanlara, topluma, Medine halkına. Değil, tamam Muaviye, ben bu ayeti okusam. Bir gün geldi, bir yetim, bir miskin, bir de esir. Ben Arapçasını demiyorum da Türkçeleştireceğim ki hepimiz anlayabilek. Yemeğini verdi onlara. Dedi, evet bu ayet de Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şanındadır. Hazreti Fatıma'nın şanındadır. Bunu zaten bütün Türkiye bilir. Tarihçiler bilir. Değil, sen o ayete niye takılırsan başka bir ayet oku. İbn Abbas başka bir ayet okuyor. Değil, o zaman ki Hristiyan, Necran Hristiyanları geldi mübahalede, dedi, ayet daha bu. Siz de kadınlarınızı getirin, biz de kadınlarımızı getirelim. Siz de evlatlarınızı getirin, biz de evlatlarımızı getirelim. Siz de nefsinizi getirin, biz de nefsinizi getirelim. Muaviye değil, evet bu ayette nefis, peygamberin tabiriyle Ali peygamberin nefsidir. Evlatlar Hasan ile Hüseyin peygamberin oğludur diye Kur'an buyurur. Nisa enâra insâekum, kadın ise Hazreti Fatıma'yı işaret edir. Değil, o ayete niye takılırsa başka bir ayet. اَمَّا يَتَسَاعَلُونَ عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ Bu ayet çok meşhur ayettir. Peygamberin tabirine göre نَبَئِ الْعَظِيمِ Azim olan nebe Hazreti Ali'dir. Değil bu ayeti niye okuyorsan başka bir ayet oku. سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ عَظِيمٍ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪يهُمْ مُخْتَلِفُونَ Değil bu ayeti niye okuyorsan, hani o ayet vardı ki geldi birisi, Arap'ın birisi, peygamber namaz dedin kıldık, oruç dedin tuttuk, hac dedin gittik. İndi Ebu'nun Ali'yi çıkartırsan, dersen buna bi'at eyle, sen söyle. Bunu gerçekten sen mi söylüyorsan yoksa Allah mı söylüyor? Beni ve vücudumu yaradan Allah'a andolsun Allah'ın emridir. Eğer o zaman öyleyse söyle bir azab-ı azim gelsin benim başıma. Ali'nin hakkında. Değil o ayete niye takılmışsın Muaviye? Başka bir ayet oku.
Deyir, mən hangi ayet okuyum ki, Ali'nin şanında deyil. Muaviye dedi, İza zulziletil arzı zilzaleha. Bu ayeti oku. Deyir Muaviye, neyineyim? Bu, Zilzal suresi de Ali Aleyhisselam'ın kalbinin şanındadır. Muaviye dedi, Zilzal suresinde Ali'nin de işi var. Peygamberden bir yıl sonra, meşhurdu tarihte, Medine zelzele deprem gerçekleşti. Herkes vahşet ile dışarıya çıktı. Sahraya geldi. Emir el müminin kapıdan çıktı, dışarıya geldi cemaatin içerisinde ve yüksek sesle bu ayeti okudu. İza zulziletil erzi zilzaleha. Ayağını, kademini muhkem yere vurdu. Dedi, ey yeryüzü, ey zemin, sana toprağın oğlu emredir, sakin ol, aram ol. Zilzal suresini peygamberden bir yıl sonra meşhurdur. Ne zaman okunanda herkes bilir ki Ali Aleyhisselam'ın şanında bir mühkemlik var, bir kudret var. Muaviye dedi, beni, annesi ölmüş neyim? Nereye baksan Ali'nin faziletini eğer istesem aradan aparam, gerek bu Kur'an'ı yok eder. Bu İbn Abbas'ın tehlikeli. Arap'ın biri gelir İbn Abbas'a deyir ki, bana Ali'yi anlat. Deyir, sen bilirsen kimi sorursan, Hüccetullahul Kubra, Allah'ın en büyük hücceti de Ali. 4-5 tane Arapçaya benzeyen cümleler deyir. O cümlelerden birisi budur ki, Siracil Munir. Yani koruyan. Sadece bunu deyip ben tefsir edip açıklayayım. Bir gün Peygamberimiz oturup mescitte acayip ve garaip yaratıklı bir vahşetnak bir mevcut içeriye girir. Peygamberin ashabı bunu görende titremeye başlayır. Deyir, ya Resulallah, kendimi açıklayayım mı? Peygamberimiz önce deyir, kimse korkmasın. Bunun sizden bir işi yoktur, benden bir işi var. Deyir, açıkla kendine. Deyir, ya Resulallah, ben Ham ibn-i Himen, İblisin soyundanım, İblisin evlatlarındanım, biriyem. Alemin hılgatinde, insanlığın yaratılışından, Adem'den bugüne kadar bütün olaylara şahidim. Ya Resulallah, ben bilirim, sen son peygambersen. İlk peygamber de Adem'di. Benim senden bir sualım var ya Resulallah. Dedi, sor sor. Dedi, benim atam İblis Allah'la müzakere eyledi ve söz verdi ki, mümin kullarını kendi yoluna çeksin, ibadetten men ettirsin. Ve biz de elimizden geldiği kadar müminlerin etrafında pervane olurduk, kendi tarafımıza çekmek için. Mümin diyen de evan milleti değil mi? Peygamberlerden bahseder. Hakiki mümin peygamberlerdir. Ben istemiyorum iman barisinde danışam. Ama burada o kasıttı. Dedi, ya Resulullah, bir sorun var. Ne zaman Adem'in etrafında istiyordik ona eziyet edeyek, bir nurani insan gelirdi, cevan gelirdi, bize bir heybet ile bağırırdı, biz korkumuzdan artık o peygambere bir şey verirdik. Ve biz böyle zannedirdik. Bir sonraki peygamberdir. Herhalde gelip bu peygambere yardımcı olsun. Sonra Şiit peygamber geldi. Adem'in oğlu. Biz zannettik, istedik eziyet edeyek, o ağa yine geldi. Biz dedik, herhalde bir sonraki peygamberdir. Sam peygamber geldi. Ona eziyet etmek istedik. Baktık yine o geldi. Biz zannettiği başka peygamberler geldi. Peygamberler. İbrahim geldi.
Musa geldi, İsa geldi, İshak geldi, Yakup geldi, Yusuf geldi. Ve her zaman, ne zaman istedik, eziyet edeyek, biz zannettiği başka peygamberdir. Ve şimdiki senin huzurundayım, son peygamber sensen ve senden sonunda peygamber yoktur. Gelmişim sonra, Musa sensen ya Resulallah. Dedi, sen onu görsen, tanıyarsan. Dedi, bütün Adem'den bu zamana kadar görmüşem, nece tanımayayım. Hazreti Ali Aleyhisselam sağ tarafında oturmuştu, başı eğik. Peygamberimiz çenesine elini uzattı ve başı aşağıdaydı, kaldırdı. Dedi, bak bu, canlandı, gençti. Elə ki, Ham ibn-i İmin gözü, Ali Aleyhisselam'ın gözüne sataşanda, ateşin üstüne düşen bir insan nece fırlayarsa, dedi, vallahi ya Resulullah bu adamdı. Bütün hamiyim enbiya, himayet edilen bütün peygamberleri Ali'ydi. Ali kimdi? Nasıl anladık Ali'yi? Emir-i müminin, bugünden itibaren kimse demesin Ali. Çalışsın desinler ki benden yadigar kalsın. Haram bilir özümüze deyin ki Ali, emir-el müminin deyin. Emir-el müminin sordu, dedi, bu kimdi? İmam Hazreti Peygamberimiz saydı geldi ve dedi sonunda emir-el müminin Ali ibn Ebi Talib'dir. Cemalini sana getir. Allahümme salli ala Muhammed. Ama Ali Aleyhisselam'ın aşıkları. Biz 14 masumu masum olarak bilirik. Tathir ayetinde. Eğer Allah bir şeyi murat edirse onun önüne kim geçebilir? Canlar, kardeşlerim, bacılar. Tathir ayetinin evvelinde innema yuridullah cümlesi geçir. Şüphe yok ki Allah irade edir, etmek isteyir. Siz Ehl-i Beyt'ten bütün kötülükleri, pislikleri tertemiz mutahhar kılmak dileyir. Türkçesi bu. Eğer bir şey ki Allah dileyerse, biz Hazreti Peygamber'den Hazreti Fatıma, Hazreti Ali ve onun 11 tane evladı. Bunlar hatta peygamberimizin, bunu ben size söyleyeyim, peygamberimize sordular. Ya Resulallah, bu 23 senenin içerisinde kaç kişi hidayet edildi? Kemal manasında, kamillik, tam mükemmeliyet manasında kaç kişi hidayet edildi? Peygamberimiz buydu, bir kişi. Gazeteci kardeşimize değinirim, o yanıma geldi. 23 senenin içerisinde bir tane kamil insan düzeltti, kemale erdirdi. Selman-ı Farsi'nin meşhur hadisi var Peygamberimizin tarafından. Selman-ı minna ehl-el beyt. Biz ehl-i beyt'ten biridir. Ama kemal manasında değildir. Kamil olan Hazreti Ali Aleyhisselam. Mucizesi Peygamber'in Hazreti Ali Aleyhisselam'dır. Hazreti Ali'nin nesini anlatabilirsen, neyine kuvvetlidir. Ama bunu bil. Gamberi söyledi benim diğer kardeşim. Gamberi bile senin atandan anandan daha çok faziletli bulur. Biz buraya gelmişik. Ben özümü diyeyim, bari hiç olmazsa yaşadığımızı ifade etmeye çalışalım. Yollar kapanmıştı. Yolumu bulabilmedim geldi. 1,5 saat arabayla son sürete yakın seyredilen ki Hollanda'dan buraya gelen. Breda yolu kapalı, Antwerp'in yolu kapalı. Allah'ım neyim, ne fıkrası çalışmır, yolları bulamıyorum. Böyle bir zafiyetim de var. Heyecan ile mantığıma
nazar edirəm, deyirəm, mənim mantığım hangi tərəfdən gitməli sanır, aklım nə deyir? Baxdım, fayda gəlmir, naçaram. Bir an içimdən geçirdim, dedim, Hacı İsmailə telefon açın, deyim, Hacıqa, kusura baxma, deyəsən, mən nəsib deyil gəlməm, mümkün deyil, çıxara bilmirəm yolu. Bir buçuk saatim kaldı, yetişə biləcəm, yetişəməyəcəm. Dedim, yox, Hacı İsmail olmaz. Aynada baxdım, başımda bir sarıq var. Dedim, kəfən başındadır, nə iş görürsən, Hacı İsmail ağayı niyə arıyorsun? Mümindir, kardeşim, əzizimdir. Dedim, sən hara gedirsən, İbrahim? Əli yoluna, Əli məclisinə, yoluna yox, onu mən deyə bilmədim. Qudrətim yetməz. Əli məclisinin köşəsində gəlmişəm, eyləşəm. Dedim, ya Əli mədəd. Ya Əli mədəd. Getdim ustaqıma. Dedim, inşallah bu yoldan gidərəm. Maksada çalışacağım. Yəni, o sırada da Hacı İsmail ağamız mənə aradı. Qəlb qarmaya. Dedim, Hacı İsmail ağam, bari dua edin. Əlinin eşkinə. Bu yolda biz inşallah varaq. Gəldik də, vardıq da. Amma bunu bilin. Mən hər zaman deyəcəm, ömrüm olduğu müddətdə varsa deyəcəm, bu məkana gəlibsiniz, qardaşlarım, bacılarım. Bu 14 masumun ashabı, aşıqları, sadıq yar və yavərləri çox az idi. Xanım bacılarımı görürüm. Həzrət Fatımənin bir dənə fizzəsi vardı. Həzrət Fatımə dünyadan gedir, qulluqçusuydu, hizmətkarıydı. Məni ikaz edeyim, əzəm vaxtına yaxınlaşandı, qardaşlar. Qulluqçusu və hizmətkarı idi. Hiç bilirsiniz, olgu ağın Həzrəti Fatıməyi bacılarım. Fizzə, Fatımə dünyadan getdikdən sonra, şəhid olduqdan sonra, heç bir zaman bu dudaqlarını açıq konuşmadı. Öz inisiyatifindən, öz mantığından, öz kəlamından. Neynədir? Birisi sordu, açsan, cevap verəcək, ya əvət, ya hayır. Fizzə Qur'andan cevap verdi. Ya acam, ya dəyiləm. Ya gəlmək istəyirəm, ya bu işi yapmaq istəyirəm, Qur'andan ayətlər verərək. Deyir ki, bu infak, sən yardım etmək istəyirsən, Qur'andan ayət qoyulur, Allah yardım edənləri sənər. Sən bu yolda sabır göstərəsən, Allah'ına sabirin. Böylə bir şəkildə Qur'an ilə hayatın yönü verdirir. Bizlərin vəzifəsi, qanaatın budur bir tələbə olaraq, Qurban bayramından və Ramazan bayramından daha fazilətli olan, Qadir gecəsindən daha fazilətli olan Qadir-i Xum bayramını, vilayət bayramını Allahın seçdiyi və Peyğəmbərinə seçdirdiyi vilayət bayramını əlimizdən gəldiyi qədər bugündən sonra məsğuluq, bugündən öncə bəlkə işitmişdik bir-birimizə, bəlkə demişdik, bəlkə deməmişdik, amma bir tələbə olaraq, tələbə əlbisənin içərisində sizlərə söylüyorum, az da olsanız borcunuz artıq vacibdir. Bilir miydiniz, Əhl-i Beyt əleyhissəlamın İmam Sadıqdan bu hadis, şəhadət qamgin, mahzun olduğu günlər müminlər bir araya gəlir, musibətində əza saxlayır, yas tutur. Faziləti var bunun, deyil mi? Bilir miydiniz, sevinçli günündə sevinçli olmanın faziləti, mahzun günündə, şəhadət günündə qamgin olmaqdan daha faziləttidir? Yəni, başqa bir açı ilə daha açıq deyim, ya Hüseyin, ya Hüseyin sinə vurursan, amma Hüseyin'in doğum günündə hangisi daha faziletlidir Allah'ın yanında? Şehadet günü mü kutluyasan, gamgin olasan yoksa doğum gününü kutluyasan? Cevap, doğum gününün fazileti, şehadet gününün faziletinden daha faziletlidir. İmam Sadık Aleyhisselam diyor. Kurban olum seni ya Ali. Bir kardeşimiz deyin, necə mahzun var bu Ali'nin məclisləri? Hüccətullahın Kubranın məclisləri necə mahzun? Yox, qəmgin olma.
İmam-ı Sadık Aleyhisselam'ın zamanındaydı. O kadar hacı tevaf edirdi Kabe'yi. Cuşa geldi bir aşık dedi, ya Ebne Resulullah, ey Peygamber oğlu, bu sene ne kadar hacı var? Dedi, gel benim bir şehadetimin arasından bak, göresen neler var. Değil, gördüm iki şehadet parmağımın arasından tek tük hacı görürüm. İnsan suretinde insan görürüm. Başka bir mahlubatlar siretine bürünmüş o kadar insan var ki, yani hacıları tavaf ettiğinde görürsen, işgal görürsen ne kadar Müslümandı. Ama hakikat azdır. Bunu kimden öğrenir? Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'in son ayetlerine Kur'an okuyanlar, Kur'an takdim edenler dikkat edin, buyurur. اَفَلَا يَعْقِلُونَ Amma akletmezler. اَفَلَا يُشْرِكُونَ يَشْكُرُونَ Şükretmezler. Yuflihûn, iflah olmazlar. Bu rahmeti, bereketi verecek, bu nimeti verecek ama gelenler hep azınlıktadır. Nuh gemi yapır, yüz binlerce insan var ama içeriye binenler 60, 70, 80, 100 tane bulur. 18 bin tane name yazılır, Hüseyin gel Medine'den Kerbela'ya. 18 bin insandan önce 12 bin mektup gelir Hüseyin'e, sonra İmam Hüseyin kardeşi, amcası oğlu Müslüm'ü gönderir. Bilir miydiniz Kurban Bayramı burada kutladığımız zaman Hazreti Müslüm İbni Akil'in şehadet günüydü? Ben demedim. Çünkü buna istinaden demedim ki, Eid Allah'ın Eid bayramıdır, istemedim. Hem gelelim günleri, inşallah bugünlerde ve hatta bugünlerde haccın 8. gününden itibaren İmam Hüseyin'in mezlumiyeti ve şehadet programı başlanır. Neyin ki Muharrem'in 1. gününde, Zilhacce'nin 8'inde İmam Hüseyin evvelin ilk insandaki haccı yarıda kesir, haccın vacibatını tebdil eder, niyetini değiştirir umreye ve haçlar çıkır. Allah'ın evinde kan dökülmesin diyor. Terör olmasın diyor. Mekke'den çıkır. Kerbela, Kufe'ye doğru. Çünkü mektup gelir Müslüm'den diyor. Ey imam sana 12 bin tane name geldi. 12 bin namenin üzerine 6 bin, 7 bin tane name de evde benim elime değdi. Etti 18 bin tane beyet. Gel ya imam. Ele evvelin gecede de Hazreti Müslüm'ün dağında o kadar cemaat 18 binden vallahi bir nefer de kalmadı. Neyse bir nefer kaldı. İki kişi vardı şehit oldu. Müslüm'ü evinde sakladıkları için. Ama hiç kimse kalmadı. İmam gelir. 18 binden kaç kişi var? Bütün alemi topluyor 72 tane şehit. O 72 şehidin içerisinde 15 taneye yakın Haşimi soyundan, sülalesinden. 45 tane Zenci, Azerbaycanlı, Türk, Fars, Arap. Bu ırktan gelen insanlar. İmam Hüseyin o 72 şehit kervanının içerisinde. Karşıdaki düşmanlardan mutlaklığa ürrüm diyezidir ya bil. Mahzun olmayın burada bassınız yok. Siz bilir miydiniz Hazreti Peygamber'e arz etti. 23 senenin içerisinde bir tanesini tam kemale çaktı. Bu da Emir-i Mümin'indi. Emir-i Mümin'inden sonra ta gelir İmam Hasan-ı Askari'ye kadar Ehl-i Beyt'in imamlarının etrafında sadık kalanlar 72 kişi ondan aşağıya hep oldu yukarıya çıkmadı. İmam Sadık'a dediler ki Bağır'a dediler niye kıyam etmişsen bu kadar binlerce taleden var. Değil eğer koyun sürülerini gördüğünüz bu sürüler kadar 6-7 tane koyun vardı. Eğer halis Şia olsa
Mən qiyam etmem, vacib var. Deyiləcə çox var, amma qəlbinizi mahsum tutmayın. Siz bura ki gəlibsiniz, özünüz bir aləmsiniz, ümmətsiniz. Peyğəmbər Hz. İbrahim'e peyğəmbər, Qur'an-ı Kerim deyir, sənin özün tək başına bir ümmətsən. Yeter ki, sən bu yolda sadık qal. Bayram günümüzün hədiyəsi buydu ki, qardaşlar, sabr edin. İmam Hüseyin'in Kərbəla, Aşura gecəsində, gündüzündə, Tasuva gecəsində söylədiyi cümlə budur. Sabr edin. Yani o imana ki vakıfsınız, İslam dini sizin vücudunuzda yer tutuptu, o İslam'ı muhafaza edin, o imanı koruyun. O Ali aşkını bugünden itibaren gerek veriyor. Ve bütün cemaatlara da, kardeşlerimize, bacılarımıza, akrabalarımıza da söyleyeyim. Yeni bir şey işittik. Kadir gecesinde bin aydan daha fazla faziletli olan Ramazan boyunca insanın günahı affolmazsa bayram gecesi affolur. Kebire günah işlenilmese İmam Sadık'ın hadisidir. Kurban bayramından ve Ramazan bayramından faziletli olan Kadir Kum bayramıdır. Ve Allah-u Teala Ramazan bayramında bin gece ise İmam Sadık'tan var diye iki beraber sevap verir Allah-u Teala. Gelin görün bu gece nece bir gecedi. Kadir gecesinden daha faziletli olan bu geceyi Allah sen tevfik verdin. Ali'nin adına bir meclis düzenledik. Sen bizlerden kabul eyle. Dualarımızı kabul eyle. Günahlarımız varsa şefaatçi olarak emir-el müminini verir. Bizleri affeyle. Amin. Hacetlerimizi, niyetlerimizi reva eyle. Ve son duamızla İmam-ı Zaman ağamıza ve İmam-ı Zaman ağamızı yad edeyerekten İmam-ı Zaman ağamızın duasını okuyup sohbetimize hatime veririm.